Zehirlemekten lezzet alan yılanlar gibi İslam'a saldırmaktan lezzet alan insanlar var. Rabbim bizi bu mütecaviz dinsizlerin şerrinden muhafaza eylesin. Hakikaten etrafımda o kadar enteresan şeyler görüyorum ki yani hepsi aynı değil. Yani İslam'a inanmayan herkes aynı değil. Bazıları kendi halinde yaşamaya devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'a saldırma konusunda böyle bir isteği yok, saygı duyuyor. Ama bazı gruplar var, hayatını bu işe adamış. Yani adamın işi, gücü İslam'a saldırmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili onu hakaret etmek, Allah'la dalga geçmek, bu tarz şeyleri hayatına adayan böyle insanlar var. Gerçekten çok şaşırıyorum. Siz de görüyorsunuzdur sosyal medyada, yorumlarda. Ya işi, gücü bırakmış, yorum yazıyor, sağa sola yorum yazıyor. Ya abi ne yapıyorsun? Sen bunu neden dava edindin ki? Yani Allah muhafaza ben öyle birisi olsaydım, yani Allah'a inanmasaydım ben böyle şeylerle uğraşmazdım. Ben ne yapardım? Dünyadan daha fazla zevk nasıl alabilirim? Daha fazla lezzet nasıl alabilirim? Nasıl olsa benim için haram helal diye bir şey yok. Günde 3 saat, 4 saat uyuyarak günün bütün geri kalanında ne kadar çok lezzet alabilirim? Dünyayı daha fazla işte nasıl gezebilirim? İşte şu içkinin tadına bakayım, bunun tadına bakayım. Herhalde bütün bunların peşinden koşan bir adam olurdum. Yani şey yapmazdım yani işte gideyim Müslümanlarla uğraşayım. Bak işte İslamiyet'te şöyle bir şey var. İşte Allah bence yok filan. Ya abi ne uğraşıyorsun? Zaten öldükten sonra yok olacağına inanmıyor musun sen? 30 sene sonra yoksun sen sana göre. Bize göre öyle değil. Bize göre azap diyarına gideceksin. Öldükten sonra yok olacağına inanan bir insanın hayatını İslam'a saldırmaya adaması kadar saçma bir şey var mı ya? Neden böyle oluyor peki? Yani bunu göremiyorlar mı? Yani pragmatik olarak düşündüğünde kardeşim sen git dünyayı yaşayabildiğin kadar yaşa. Bu işlerle uğraşma değil mi? Pragmatik olarak böyle bakmak lazım. Peki niye böyle? Çünkü insi şeytanlar var, cinni şeytanlar var. Yani bizim bildiğimiz şeytan, cinni şeytan. Bazen insanlar şeytanın yoluna o kadar çok uyuyorlar, Allah'ın yolundan o kadar çok uzaklaşıyorlar ki artık cinni şeytan onların ruhunu esir alıyor. Yani artık onun aklına, aklıma bir fikir geldi ya, şöyle bir şey yapacağım dediği şeyler aslında o fikirler şeytanın ona söylemiş olduğu, ona telkin olmuş olduğu şeyler. Yani aslında o insan yeryüzünde şeytanın yürüyen bir askeri olmuş, haberi yok. Neyse bu linç kültürünü görünce insan tabii ilk başta böyle rahatsız oluyor. Ya benim peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işte nasıl böyle bir şey söylersin? İslam'a neden böyle saldırıyorsunuz filan böyle. Sonra bakıyorsun ya bu olay yeni bir olay değil ki. Bu çok eskiden beri süre gelen bir olay. 2000 sene önce de aynı şey olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında 1400 sene önce yani yine aynı şeyler yaşanmış. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu linç kültürü hep devam etmiş. Yasin Suresi bir hikaye var. Şehrin öbür ucundan koşarak gelen bir adam var. Tefsirlerimiz onun Habib-i Neccar olduğunu söylüyor. O hikaye beni çok etkiliyor. Orada da bu linç kültürü yani sözlü linç kültürü hatta biraz da fiziksel linç kültürü var. Taşlanma olayı falan var. O hikaye beni çok vuruyor, çok etkiliyor Yasin suresinde. Onu sizinle paylaşayım. Onun üzerinden bir şey anlatacağım. Rabbimiz buyuruyor ki 14. ayette o zaman kendilerine iki elçi gönderdik. Onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle destekledik. O elçiler dediler ki gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler dediler ki siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Elçiler dediler ki Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler. Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. İşte kıtlık yaşanıyor o dönemde. Yani uğursuzluğun sebebi olarak elçileri görüyorlar. Kendilerini, kendi putperestliklerini görmüyorlar. Eğer davetten, tebliğden vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz. Ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur dediler. Görüyorsunuz yine linç kültürü, yine mütecaviz, saldırgan bir tavır içindeler. Onlar da, elçiler de, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdedir. Size öğüt verilince mi, parantez içinde, uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ya bu elçilerin bu tavrı da çok hoşuma gidiyor. Yani adamlar güç var ellerinde, taşlayacaklarını söylüyorlar. Ama hakkı söylemekten vazgeçmiyorlar yani. Gerçekten inanmışlar çünkü. Burası çok ilginç. Beni çok vuran kısım bu. Şimdi burada bir tartışma var. Elçilerle şehirliler tartışıyorlar. Ve o şehirlilerin kavminden birisi geliyor ve elçilere uyun tavsiyesinde bulunacak. O şehrin öbür ucundan
bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun." Bakın, yani destekliyor argümanını. Yani bu insanlar sizden bir menfaatleri yok ki, bir şey istemiyorlar ki sizden. Bunlara uyun. "Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun," diyor Habibi Neccar olduğunu tahmin ettiğimiz kişi. Olay da Hatay civarında yaşanıyor tefsir kaynaklarımızda. Habibi Neccar, Neccar isminden de anlaşılacağı gibi marangoz, daha önce putları imal eden bir adamken, iman ettikten sonra mağarada Allah'a kendisini ibadete adayan bir adama dönüşüyor. Ve bakın hikayenin devamında ne oluyor. Daha sonra elçiler bu adama kulak vermiyorlar. Habibi Neccar'a kulak vermiyorlar ve taşlıyorlar. Bakın nasıl azgın bir topluluk ki kendilerine gönderilen elçiyi taşlamaya başlıyorlar. Ve birazdan canını verecek. Yani hayal edin olayı. Taşlar geliyor, büyük büyük taşlar geliyor. Üzerleri kan revan oluyor. Hakkı anlatmaya devam ediyorlar. Ve o sırada Habibi Neccar bir ses duyuyor. Ayet-i kerimede geçen ifadeyi okuyorum aynen. Subhanallah. "Gir cennete." Allahu Ekber. Duygulandırması normalde, neden bu kadar çok duygulandırıyor beni düşünüyorum. Ya taşlanıyorsun, üzerin kan revan olmuş, hakkı anlatıyorsun, azgınlar topluluğu sana saldırıyor, doğruyu söylüyorsun, seni söylediğine inansalar cennete girecekler, senin hiçbir menfaatin yok, hiçbir ücret istemiyorsun bu işten dolayı ve seni taşlıyorlar, acılar çekmeye başlarken şöyle bir ses duyuyorsun: "Gir cennete." Subhanallah. Bütün o acıları dindirmez mi kardeşler? Hani ben de düşünüyorum, evet biz de Rabbimizi anlatıyoruz. Rabbimizi anlattığımız için özellikle İngilizce videolar, işte Urdu kanalında her yerde hakkı anlatıyoruz. Yani insanların inandığı şeyin tersini söylüyoruz. Adam Sihizm dinine inanıyor, sen onun tersini söylüyorsun. Hristiyanlığa inanıyorum diyor, sen Hristiyanlığın neden tahrif edildiğini, İslam'ın neden doğru olduğunu anlatıyorsun. Adam ben ateistim diyor, sen Allah'ın varlığını ispat ediyorsun. Dolayısıyla yani aynı bu olay gibi girdiğimiz topluluklar bizim aleyhimize düşünüyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Sözlü link çok fazla oluyor. Yani hiç ağza alınmayacak küfürlere kadar küfürler ediyorlar. Ama şunu düşündüğünde tabii bize gir cennete diyen yok. Ama en azından bu yolda gidersek cennete gireceğimizi biliyoruz. Allah'ın yolunda gider, emir yasaklarına dikkat edersek cennete gireceğimizi biliyoruz. O Habibi Neccar'ın o hikayesi o yüzden belki beni çok etkiliyor. Hani benzer bir iş yapıyoruz. Hakkı tebliğ ediyoruz. Sözler Köşkü şu an 10 dilde Rabbimizin kelamını anlatıyor bütün dünyaya. "Gir cennete." Subhanallah. Denildi. Ayet böyle diyor. "Gir cennete" denildi. Abi bu hikayede bana ne var diyorsanız, ya şöyle düşünsene. Sürekli dayak yiyorsun. Evet belki sen böyle hakkı anlattığın için dinsizler sana böyle değil. Ama dünya zaten sürekli bizi taşlamıyor mu? İşte bir işe gireceksin, red cevabı alıyorsun. Veya bir işe giriyorsun ama ay sonunu getiremiyorsun. Eşinle kavga yapıyorsun, çocuk imtihan oluyor. İstediğin gibi gitmiyor, maneviyatın yeteri seviyede değil. Uğraşıyorsun, didiniyorsun. Allah yolunda olduğun için seni anlamayan insanlar oluyor. Ya öğlen namazını kaza yaparsın, kılma kardeşim diyor sana birisi. Oruç tutma diyor. Taşlıyorlar yani. Ama düşünsene, Cebrail aleyhisselam kulağına şunu fısıldadığını düşünsene. Bütün bu ruhun, depresyonun, sıkıntının içini boğarken. "Gir cennete." Öyle değil mi? Yani Allah yolunda sabredersek cennete kim girecek? Senin gibi mümin kardeşlerimiz girecek. Dolayısıyla kafamızın bir yerine şunu yazalım. Zorlandığımızda şu kelime: "Gir cennete." Tamam. Bu sesi duymak için ben bu yolda sebat etmeye devam ederim. Sonra devamında bakın neler oluyor ayeti kerimede. Habibi Neccar şunu söylüyor: "Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi." Taşlanırken bunları düşünüyor. Ondan sonra "Kavminin üzerine helakı için gökten bir ordu indirmedik," diyor Rabbimiz. "İndirecek de değildik. Bir çığlıktan başkası bir ses, bir çığlıktan başkası olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler." Allahu Ekber. Allah bir ordu indirmemiş. Yani o kavmi helak, inanmadılar ya. Allah onları helak etmek istiyor. Allah bir ordu indirmemiş. Sadece bir ses, bir çığlık ve sönüp gidiverdiler diyor. Sönmek ifadesi de çok ilginç değil mi? Düşünsene, egolarından, kibirlerinden yerlere göklere sığmayan o insanlar. "İnanmıyoruz. Sen yalancısın. Siz yalancısınız. Hayır. Kabul etmiyoruz. İşte biz putlarımı böyle" diyen, yerlere göklere sığmayan ve gücü gerçekten elinde tuttuğundan emin olup insanları ezen o insanlar bir sesle
sönüveriyorlar. Allahu Ekber. Ne yazık şu kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi onlardan önce nice nesilleri helak ettik? Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Yani ben işte yaklaşık 2000 yıl önce yaşanan bu olayı görünce daha önceki kavimler, işte Musa aleyhisselam zamanı, Nuh aleyhisselam zamanı, bütün bunlara bakınca, bir de bu zamanımıza bakınca, ha dedim, tamam, bunların atalarıymış onlar. Onlar da dinle alay ederlermiş. Ve böyle hani yorumlarda şey değil, böyle argüman bazlı şeyler söylemezler. Hani girip de ya bu videoda şöyle bir şey gördüm, bence bu argümanınız çok zayıf, bu mantıklı değil, buna karşı şöyle bir delil var. %0.01'i belki böyle, yorumların %99.9'u aynı bunun gibi böyle alay eden tiplerle dolu. İşte siz bunu anlatıyorsunuz. Ne kadar komik. İşte videonun 20 saniyesini izledim. Ömrümden 20 saniye çaldınız. Ne kadar saçma. Geri zekalısınız. İşte 21. yüzyıla geldik. Hala sizin gibi aptallar var mı bu dünyada? Böyle ya, aynı ya. Böyle bakıyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere, Nuh Aleyhisselam kıssasına aynı tavır devam ediyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın olayında kavmin ileri gelenleri, Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyenler, biliyorsunuz yüzyıllarca tebliğde bulunuyor Nuh Aleyhisselam. İman etmeyenler, ileri gelenler şöyle diyor, ayette geçiyor. Biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Allahu Ekber. Şu ankiler de aynı değil mi? Yani bizi, İslam'ı anlatanları sapkınlık içinde görüyorlar. Yanlış bir görüş içinde görüyorlar. Bunca delil ve kanıt sunmamıza rağmen, bütün Kur'an mucizelerine rağmen argümanlara cevap vermek zaten yok da altta işte salaksın, gerizekalısın, ya işte tam bir israfsın, ailen seni niye dünyaya getirmiş ki? Bu tarz böyle saçma sapan yorumlar. Bakın Nuh Aleyhisselam olayında da artık insanlar inanmıyorlar ve Cenab-ı Hak emir veriyor, Nuh Aleyhisselam bir gemi yapıyor. Ama karada bir gemi yapıyor. Hani normalde gemiyi nerede yaparsın o zaman da? Denize yakın bir yerde olsun ki hani denize kolayca insin, değil mi? Değil, karada yapıyor ve insanlar dalga geçiyor. Hani karada bir gemi yapıyorsun. Gerçekten inanmayan bir insan açısından çok saçma bir şey değil mi? Adamın biri var, karada gemi yapıyor ve diyor ki işte tufan olacak, insanlar helak olacak, bu gemiye binerseniz kurtulacaksınız. Çok inanmayan için çok saçma bir şey. Ama inanan birisi için, hani kainatın anlamını çözen, peygamberlik, elçi, bütün bunları çözen birisi için çok anlamlı bir şey. Ve daha sonra biliyorsunuz Nuh tufanı oluyor. O geminin içindeki inananlar kurtuluyorlar ve o kavim helak oluyor. Gemiye binmeyen o kavim. İsa aleyhisselam zamanını hatırlayın. Bak yine saldırgan, inanmayan bir tavır. Hep böyle iki grup var yani. Allah yolunda yaşamak isteyen insanlar, Allah yolunda yaşamayacağız ve size engel olacağız diyen insanlar. Bu gruplar hep böyle devam ediyor. Musa aleyhisselam zamanını hatırlayın. Firavun ordusuyla birlikte Musa aleyhisselamın ardına düşüyor. Denizin yarılma olayı. Yani hak ve batıl arasındaki bu kavga hep var. Muhammed aleyhisselatü vesselamın zamanına gidin. Ebu Cehil deve işkembesini görüyor. Günlerce o sıcakta kokuşmuş. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın namaza durdu. Onu görüyor. Kim diyor bu deve işkembesini alıp, yani o bağırsaklar, hani tahmin ediyorsunuz o pis kokular. Bunun üzerine kim yapacak diyor. Çünkü o işi, o pislikle boğuşmak bile bir iş. Ve Ukbe çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdayken onun üzerine o büyük işkembeyi atıyor. Yani kanlı bir şey, dışkılı bir şey, çok kötü kokan bir şey. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boğulacak gibi oluyor. Fatıma validemiz yetişiyor. Üzeri kan revan olmuş. Üzeri pislik olmuş, o Kureyş topluluğunun karşısına çıkıyor ve ellerini açıp bir dua ediyor onlara. Ve o duadan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra işte onu yapanların leşleri Bedir Savaşı'ndan sonra dökülüyor ve o dua kabul oluyor. Yani o tavır devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de. Demek istediğim şu ki iki grup. Yani birinci grup şöyle diyelim. Biz Allah yolunda yaşamak istiyoruz. Rabbimizin emirleri var, yasakları var. Bu dünya bir imtihan için geldiğimizi düşünüyoruz. İyilik var, kötülük var. Emir ve rıza dairesinde yaşarsak cennete, yaşamazsak azap diyarına gideceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bu dünyada bazı şeyleri yapmıyoruz. Onlar haram diyen bir grup. Allah yolunda yaşamak isteyen insanlar grubu. Adem Aleyhisselam'dan biri. Bu birinci grup var. İkinci grup, hayır biz Allah yolunda yaşamak istemiyoruz. Biz özgürlüğümüzü kısıtladığını düşünüyoruz. Dinin haram yok, helal yok. Sizin getirdiğiniz elçilere, getirdiğiniz dinlere inanmıyoruz diyen ikinci grup. Bakın sürekli bu iki grup var. Hani normalde dünyanın tarihi içinde hep böyle izimler çıkmıştır, değil mi? İşte
komünizm çıkar, trend olur, sonra düşer, biter. İşte feminizm çıkar, iner, tekrar çıkar. Hep böyle izimler vardır. Ama bir şey var ki Adem Aleyhisselam zamanından beri hiç bitmemiş. Hak ve batılın savaşı. Allah yolunda olmak isteyen insanlar, Allah'a karşı olmak isteyenlerin savaşı Adem Aleyhisselam zamanından beri hiç bitmemiş, sürekli devam etmiş. Aslında bu bile dünyaya neden geldiğimizi, bir imtihan olduğunu, Allah'ın varlığını bize ispat etmiyor mu kardeşler? Yani ne var? Hak yolunda gidenler, hakka karşı olan insanlar. Yani iyilik var, kötülük var, melekler var, şeytan var. Sürekli bu savaş var ve bu savaş hiç bitmemiş. Tarih boyunca hep devam etmiş. Zaten bu bitse dünyada yaşamamızın bir manası kalmayacak. Anladın mı? Yani hakla batılın savaşı yok. Tam dünyada yaşamanın bir manası kalmadı. İmtihan için gelmiştik. Bu dünyada imtihan kalmadı. Bu bile aslında evet bir imtihandayız. İyilik var, kötülük var, zalimler var, mazlumlar var. İşte ibadetler var, haramlar var. Bu bile, bunun sürekli bu savaşın devam etmesi bile aslında bir imtihan içinde olduğumuzu bize gösteriyor. Ya ikinci grubun içini biraz daha açacaksak, yani biz din istemiyoruz. Biz rahatımızın peşinde yaşamak istiyoruz. Ayet-i Kerime'nin tabiriyle hevasını ilah edinenler diyor ya, aslında onların da bir ilahı var. Ben ateistim diyor, ilahım yok diyor. Hayır, senin bir ilahın var. Kendi nefsine, hevana ve hevesine tapıyorsun. Yani arzu ve isteklerinin, şeytanın kölesi olmuşsun. Allah'ın kulu olmamışsın, şeytanın kulu olmuşsun ve böyle yaşıyorsun. Ve beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi şu, hani ikinci grupta böyle bir anlam arayışı yok. Ya kardeşim, hani bu dünyada bir anlam arayışın yok mu? Bu dünyaya neden geldik biz? Nereden geldik? Değil mi? Neyiz biz? Ve biz nereye gideceğiz? Yani biz nereden geldik sorusu çok ilginç değil mi? Hani annemin karnından çıktım değil. Bedenimizi kastetmiyorum. Ruhumuz, hayat var bende. Ruh var. Hissediyorum, duygular var. Öfkeleniyorum, kıskanıyorum, seviniyorum, şefkat ediyorum. Bu soyut şeyler... Nereden geldi bana? Annem mesela, annemin kalbine şefkat yüklendi. Ben üstüm açıldığında üstümü örtüyor. Benim için yaşıyor. Yemek yemediğinde azap çekiyor. Ya bu kadın aklı bir karış kafada gezen bir kadındı. Ne oldu buna? Bu dönüşüm ne? Acaba ben acizim, bir bebeğim, kendimi koruyamam diye Allah beni koruması için, kendimi koruyamayacağım için annemin kalbine şefkat veriyor. Ya bir anlam var, anlatabildim mi? Bir gökkuşağına bakıyorsun. Abi bu simetri ne ya? Bu renkler ne ya? Bu kalemin rengi değişti. Aa, kedi yavrusu, gözleri ne kadar güzel. Şu simetriye bakar mısın, gözlerindeki tüyleri ne kadar güzel. Yağmur, toprak, topraktan bitkilerin çıkması, toprakta yağmur kokusu, bütün bu binlerce çeşit güzel kokular, çiçek kokuları, bunlar karışınca ortaya çıkan yeni kokular, bütün bu yiyecekler, kebaplar, patlıcanlar, dolmalar, sarmalar, Allah'ın yarattığı nimetler ve bunların karışınca ortaya çıkan yeni lezzetler, bütün bunlar, yani bir yüzüğün bile kendi kendine olduğuna inanmadığın, ustasını olduğuna inandığın bu dünyada, bütün bunların kendi kendine olduğuna ikna eden şey seni ne oldu, hiç mi düşünmedin? Ya bir anlamı olmalı bunların. Abi biz nereden geldik buraya? Ya birisi bana şöyle bir üzüm uzatsa mesela, ben o üzümü görsem sadece, direkt üzüme dalar mıyım yoksa şöyle bir arkama mı bakarım, değil mi? İnsan fıtri olarak şöyle bir arkasına bakar. Abi nereden geldik bu dünyaya? Biz neyiz? Bizden beklenen şey ne? Hani bizi yaratan bizden ne istiyor? Ve buradan sonra biz nereye gideceğiz? Bir yaratıcı, bir elçi arayışı var. Bir kitap, bir peygamber, ne yapacağız? Ne istiyor bizden abi? Yaratıcı bizden ne istiyor? Bir elçi arayışı var. İnsanın fıtratında bu var. Ama hani şu ikinci grupta anlayamadığım şey şu. Abi yiyoruz, içiyoruz. Hayvanlar var mesela. Yiyorlar, içiyorlar. İşte çiftleşiyorlar, ölüyorlar. Sonra yeni dünyaya gelenler yiyor, içiyor, çiftleşiyor, ölüyor. Ha biz de bu hayvan gibi bir şey miyiz? Yiyoruz, içiyoruz, uyuyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz, ölüyoruz. Sonra onlar yiyor, içiyor, çocuk sahibi oluyor, ölüyor. Ya bu kadar basit mi şu... Olduğun gibi anlamsız, boş, başıboş bir şey miyiz? Yoksa bunun arkasında bir anlam mı var? Bak insan hayvanlardan farklı düşünüyor, bilinci var, şuuru var, duyguları çok farklı. Bütün bunları düşündüğünde etrafındaki olayları sentezleyebiliyor. Hayvan böyle, insan böyle düşünebiliyor. Ben farklıyım. Benim bir anlam arayışının olması lazım. Benim en çok anlayamadığım şey anlam arayışının içine girmemeleri ve hayatın basit bir şekilde böyle bir hayvan gibi bir yaşantının içine girmek. Yani mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin bununla ilgili bir tespiti var. Diyor ki eğer sen desen ki ya ben bu ince şeyleri düşünmeyeceğim. Allah, ahiret düşünmeyeceğim. Hayvan gibi lezzetimi alarak bu dünyada yaşayacağım desen
hayvan kadar bu dünyada lezzet alamazsın. Sen insansın. Niye? Çünkü hayvanla senin bir farkın var. Sende olan bir özellik sana azap veriyor. Hayvanda o özellik yok. Nedir o? Geçmişten gelen üzüntüler, gelecekten gelen endişeler. Hayvanda bu yok diyor. Yani hayvan bir sene önce kardeşini öldürmüşsün, kurban etmişsin. Hayvan bundan dolayı şu anda bir azap çekmez. Geçmişten o acı gelip onu vurmaz. Ama insan öyle değil. Hayvanın iki sene sonra işte ev alacağım, ne yapacağım, nasıl yaşayacağım bir endişesi yoktur. Bulunduğu andan lezzetini tam alır, gelecekten ve geçmişten etkilenmez. Ama insan öyle değildir. İnsan bir hafta sonra dar ağacında sallandırılacaksa artık yememeye başlar. Vücudunda psikolojik rahatsızlıklar başlar. İnsan bir yıl önce büyük bir acı yaşadıysa onun acısı şu andaki lezzetini etkiler. Dolayısıyla bir insan dese ki ya ben hayvan gibi yaşayacağım kardeşim, beni ellemeyin. Yaşayamazsın abi. İnsanda psikoloji var. İnsanda türlü türlü depresyon gibi hastalıklar var. Yaşayamazsın. Hele hele ateistsen, öldükten sonra yok olacağına inanıyorsan elbette o içkilerin tesiri geçecek. Hissetmeyecek misin? Annen nerede? Yok oldu. Çok seviyordun, yok oldu. Sen ne olacaksın? Yok oldu. Evladın gözünün içine bakıyorsun. Masmavi gözlerine bakıyorsun. Evladın ve sen ebediyen birbirinizden ayrılacak. Birbirinizi hiç görmeyeceksiniz. Bu acılara insanın kalbi nasıl dayanabilir ya? Dayanamaz. Bu dünyada da mutlu olamaz. Ha diyorsan ikinci grubun amacı şuysa, özgürlük istiyoruz ya, biz özgürce yaşayacağız. Din bizi kısıtlıyor abi. Bu haram, işte bu helal, bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. Ya tamam da sen de özgür değilsin. Neden? Senin özgürlüğün 60 sene sonra bitiyor. Doğru mu? Öldükten sonra ne olacaksın? Sana göre yok olacaksın. Bana göre azap diyarına gideceksin. İki şık var. İki şıkkın ikisi de çok kötü. Dolayısıyla sen, özgürlüğün senin bitiyor. Ya işte ben gezeceğim, tozacağım, beni ellemeyin, dünyaya gezeceğim, haram helal demeyeceğim, işte o zinaymış, bu gıybetmiş, bu yalanmış, bu kul hakkı, beni ellemeyin. Tamam, ellemeyelim. 40 sene sonra, 30 sene sonra senin özgürlüğün zaten sana göre de bitiyor. Dolayısıyla sen bir özgürlükten bahsedemezsin. Kısıtlı, geçici bir özgürlükten bahsedebilirsin. Biz bahsedebiliriz. En azından böyle bir iddiamız var. Öldükten sonra yeni bir hayat başlayacak ve sonsuz bir diyar. Zaten özgürlük sonsuz değilse gerçek özgürlük olabilir mi? Sonsuz olmayan özgür olamaz. Şöyle düşün, sonsuz bir özgürlüğü ben kazanacaksam bu dünyada biraz kısıtlamayı kabul etmem mantıklı değil mi? Yani çok kabul edilmez şeyler de değil bunlar. Yani namaz kılıyorsun, bunu bir meditasyon gibi düşünebilirsin, ruhen rahatlıyorsun. Şöyle düşün, üniversite sınavına gireceksin, ne yapıyorsun? 2 sene boyunca kendini kapatıyorsun, özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Şöyle demiyorsun, ya ne üniversitesi kardeşim ya, ben özgürlüğümü kısıtlıyor bu, ders çalışmayacağım, ben dünyayı gezeceğim, ben haramlar peşinde koşacağım, 2 sene boyunca kendimi kapatmayacağım, bu özgürlüğümü kısıtlıyor demiyorsun. İyi bir özgürlük kazanmak için, çünkü üniversite sana bir mesleki anlamda bir özgürlük verecek, istediğin işi yapacaksın diye düşünüyorsun. Bir özgürlük için bir süreliğine disiplini kabul ettin sen, doğru mu? Ebedi bir özgürlük için 40-50 senelik, sonsuzun yanında 40-50 sene ne yapıyor düşün. 40-50 senelik bir disiplini kabul etmek mantıklı değil mi? Hani ikinci grupta özgürlüğü kısıtlandığı için dinden uzak duran insanlara sesleniyorum. Kaldı ki hani din bizi kısıtlıyor mu filan? Hayır ya. Helal dairesi keyfe kafidir, harama lüzum yoktur diye bir sözü var Bediüzzaman Said Nursi'nin. Ben de 20'li yaşlara kadar böyle düşünüyordum. Bakıyordum anne babama, işte Kur'an oku, namaz kıl. Sıkıcı gibi duruyordu. Halbuki öyle değil. Allah'ın yarattığı şeyler içinde haramlar var, helaller var. %90 helal var, %10 haram var. İçeceklerin %90 helal, %10'u haram. Bu helallerle sıkıntını geçirebilirsin. Senin amacın ne harama girmekte? Canım sıkılıyor, bunu geçirmek istiyorum. Tamam, önünde iki yol var. Haramlarla can sıkıntısını geçirebilirsin. Bunun sonu kötü olabilir. Helallerle can sıkıntısını geçirebilirsin. Bunun sonu güzel. Yani üstü açık bir araba kiralayıp arkadaşlarınla yolculuğa çıkmak helal dairesi. Denize girmek istiyorum. Gir kardeşim, güzel bir plaja git. Haramların olmadığı bir plajda gir. Havuza girmek istiyorum, gir. Abi arkadaşlarımla dünyayı gezmek istiyorum. Farklı kültürleri tanımak istiyorum. Hindistan'da sokak lezzetlerini tamam abi, problem yok. Bunlar helal dairesinde. Yani kafanda şu şartlama yanlış. Can sıkıntımı geçirmem lazım, bunun için haramlara girmem lazım. Hayır. Abi benim kalbimden anlayan karşı cinsten birisiyle oturup el ele tutuşup göz göze gelip dertleşmek istiyorum ya. Bir eşe ihtiyacım var abi. Tamam kardeşim. Bu da haram değil. Takıyorsun yüzüğü. Al senin eşin. Anlatabildim mi? Yani bütün ihtiyaçların karşılanabiliyor. Demek ki burada şeytanın bir muhalatası, bir oyunu, bir yanlış yönlendirmesi var. Canın sıkılıyor, haramlara girmen lazım, hadi buraya. Durum öyle değil. Ya şöyle bir dersi toparlayacak olursak, nereden girdik? İki grup var. Hakkın yolunda insanlar, Hakk'a engel olmak isteyen insanların hikayesi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar devam ediyor. Habibi Neccar'ın hikayesi beni çok etkiliyor. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Ben de insanları Hakk'a davet ediyorum. Şehrin uzak yerinden koşarak gelip
elçiye uyun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bir elçisidir, ona uyun diyen kişi olmak istiyorum. Rabbim inşallah Habibi Neccar'ın yolundan gidebilmeyi, insanları Hakk'a davet edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Videoyu buraya kadar izliyorsanız en böyle sadık, en sıkı takipçilerimizden bir tanesinizdir. Duanız da makbuldür, ihlaslıdır diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlemeyenler ihlassızdır demiyorum bu arada. Ama ellerimizi açıp dua edelim. Yani Sözler Köşkü olarak 10 dile çıktık şu anda, 8 dilden. 10 dilde Rabbimizin kelamını anlatıyoruz. Fransızca, Rusça, birçok dilde. Hatta Çince'ye bile girmek istiyoruz ileride. Çok da güzel gidiyor elhamdülillah. Hani bunlar açılıp da ufacık duran kanallar değil. 7 tanesi çok başarılı gidiyor. Rabbim inşallah bütün dünya dillerinde onun kelamını anlatabilmeyi, dünyanın en ücra köylerine, kasabalarına kadar Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatabilmeyi, bir Habibi Neccar olabilmeyi bizlere, sizlere nasip eylesin.